Evet, SEO nedir? SEO Search Engine Optimization'ın kısaltılması baş harfleridir. Yani arama motoru optimizasyonu. Bu arama motoru optimizasyonu da bizim anahtar kelimemizi yazdığımız site diyebiliriz. Yani Google gibi, Bing gibi, Yahoo gibi siteler. Bu siteler üzerinde arattığınız kelimelerde eğer birinci sırada çıkıyorsanız hem ziyaret sayınız çok olur, bir satış yapıyorsanız satışlarınız çok fazla olur. İşte bir tanıtım yapıyorsanız birçok kişiye ulaşabilirsiniz bu siteler aracılığıyla. Bizim de amacımız anahtar kelimelerimizde birinci sıraya çıkmak. Bu arada, Kanşengiz'in kanalındasın. Kanalımda sürekli internetten para kazanma, SEO, sosyal medya ve web tasarım hakkında güncel ve kaliteli içerikler üretiyorum. Sen de bu tarz videolara daha hızlı ulaşmak istersen, videonun sağ alt tarafındaki abone ol butonundan kanalıma abone ol ve zil sesi butonunu tıklayarak videolarım yayınlandığı anda bildirim al. İyi seyirler. Bunun için arama motorları algoritmalar geliştiriyor. Bunun nedeni de aynı anahtar kelimeleri içeren binlerce site var. Bu siteler içinde en kaliteli, en güvenilir içeriği hangisi sunuyorsa onu size çıkartmaya çalışıyor. Bu da onun kalitesini arttırmış oluyor. Kaliteli bir arama motoru tabii ki daha fazla kullanılır. Gördüğünüz gibi Google şu anda dünyadaki arama trafiğinin yüzde 60'ını sağlamakta. Çok büyük bir rakam. Bunu daha hak ettiğini düşünüyorum çünkü sürekli kendini yeniliyor, algoritmaları geliştiriyor, yeni ürünler çıkartıyor piyasaya ve size bir şekilde dokunmaya çalışıyor. Bence bu çok önemli. Bunda layığıyla başardığını düşünüyorum. Son zamanlarda Yandex var biliyorsunuz. Yandex de bayağı hızlı ilerlemeye başladı. Rusya'dan yayıldı. Şu anda Türkiye'de ve birçok ülkede kullanılıyor. Rekabet her zaman iyidir. Biz SEO optimizasyonu yaptığımız zaman bu bütün arama motorlarında etkili olmalı ki bütün arama motorlarında birinci sırada çıkmaya hedefliyoruz. O yüzden daha fazla müşteri çekebiliriz. Daha fazla ziyaretçi çekebiliriz ve daha fazla para kazanabiliriz. SEO optimizasyonu site içi ve site dışı SEO optimizasyonu olarak ikiye ayrılıyor. Birincisi site içi SEO optimizasyonu. Aslında sitemizin içinde yaptığımız buna kodlama da dahil. Sitemizin içinde yaptığımız bütün her şey SEO optimizasyon dahil diyebiliriz. Çünkü algoritmalar sitenin açılış hızından tut, anahtar kelimenin yoğunluğuna kadar hatta görselde geçen başlıklara kadar her şeyi tarıyor ve bunun sonucunda size bir sayfa puanı veriyor. Bu sayfa puanına göre SEO'da yükselmenizin notu verilmiş oluyor. Sıralamamız buna göre belirleniyor. Ne kadar fazla kriter yerine getirirseniz SEO kriteri o kadar yükseklere çıkma ihtimaliniz var. Tabii ki bunu ücret vererek de yapmanız ihtimal ancak bunda yüksek meblalar harcayabilirsiniz SEO yapmak tamamen ücretsiz ve kalıcı olarak SEO yaparsanız ve sürekli SEO üstüne uğraşırsanız sayfanız birinci sıraya çıkar organik aramalarda ve bir daha para ödemenize gerek kalmaz. Siteniz sürekli trafik alır. Hatta sürekli birinci sırada çıkarsanız kaliteli içerik üretmiş olduğunuzu anlıyoruz. Sürekli birinci sırada çıkmanız demek sizin içerinizin kaliteli olması demek. Ama reklam verenin içeriği kaliteli mi onu bilmiyoruz. Bu yüzden organik olarak üste çıkanlar her zaman daha kalitelidir ve onlara tıklamak daha mantıklıdır. Biz de kaliteli siteler ve kaliteli içerikler üreteceğiz. Bu şekilde birinci sıraya çıkmaya çalışacağız. A'dan Z'ye her şeyi anlatacağım. Bir sonraki video anahtar kelime nedir? Anahtar kelime çok önemli. Hemen bir sonraki videoya geçelim.